karbonu yüksek gözüken bazı ülkelerde, özellikle şimdi Orta Doğu'daki ülkelerde iş saati yok. Yani sadece petrolden dehşet para kazanırlar. Ama gördüğümüz kadarıyla ne bilim adamları var, ne sanatçıları var, ne de başka bir şey var. Dolayısıyla salt kazanarak gelişmiş bir ülke olmak mümkün değil. İnsanlar ancak geleceğe kültürlerini bırakırlar. Her küçük topluluk da bir kültüre sahiptir. Ama dünyaya örnekler oluşturabilecek, ortak dil oluşturabilecek ve diğer insanlarla insanların kültürünü, dünyasını zenginleştirebilecek sanatsal etkinlikler bir ülkenin varlığını ve geleceğini de belirliyor aynı zamanda. Yani Güney Amerikalı ya da İngiliz ya da Alman bir ressamla karşılaştığınız zaman onun ülkesiyle ilgili düşünceleriniz değişir. Onun şiirlerini, kitap romanlarını okuduğunuz zaman o ülkelere, insanlara karşı bakışınız değişir. Dolayısıyla dünyada daha güzel bir dünya oldu sanatta. Bu nedenle sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sanatçılar ne denli yoğun çalışıyorlarsa, sanata destek veren atölyeler ya da kurumlar ne kadar iyiyse, ne kadar çoksa, bizim de ülke olarak gelecekle ilgili umudumuz da o kadar yüksek demektir.